Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri basit elektrik devreleri konusunu ele alacağız. Konumuza geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yükleyeceğim videolardan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz. Basit elektrik devresi, elektriğin yani kaynağın bir ucundan başlayıp aynı yere dönünceye kadar izlediği yola devre diyoruz sevgili öğrenciler. Kaynağın bir ucundan başlayıp aynı yere dönünceye kadar izlediği yola devre diyoruz. Devre elemanları ve görevleri. Pil devrenin elektrik enerjisini sağlar, pozitif ve negatif olmak üzere iki uç kısmı vardır pilin sevgili öğrenciler. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Anahtar akımın geçmesini ya da kesilmesini sağlayan kontrol düğmesidir. Elektrikli aletlerin açma kapama düğmeleri birer anahtardır sevgili öğrenciler. İletken tel, diğer ismiyle kablo, devre elemanlarını birbirine bağlar, elektrik iletimini sağlar. Duy, ampulün yerleştirildiği yere duy denir. Devre elemanları pil, ampul, anahtar, iletken tel yani kablo ve duydur. 1, 2, 3, 4, 5 tane devre elemanı vardır sevgili öğrenciler. Basit elektrik devresi gördüğünüz gibi evet, pil yuvasına yerleştirilir. Ardından ampul duya yerleştirilir. Anahtarla devre açılıp kapatılır. İletken tel enerjiye, ampule ulaştırır. Ne zaman? Devre kapalıyken ampule enerji gelir ve ampulün yanması sağlanır sevgili öğrenciler. Akım geçmeyen devreye açık devre, akım geçen devreye kapalı devre denir sevgili öğrenciler. O halde anahtar açıksa açık devredir, anahtar kapalıysa kapalı devredir. Üste gördüğünüz burada A devresi açık devredir. Gördüğünüz gibi burası anahtar sevgili öğrenciler. Anahtar açık olduğu için açık devre. Alttaki B'de kapalı devredir. Burada anahtar gördüğünüz gibi burada kapalıdır. Buna da kapalı devre diyoruz. Devrede anahtarın görevi nedir peki? Bir elektrik devresinde elektrik anahtar yani elektrik düğmesi dediğimiz sayesinde kontrol altına alınabilir. Devrede elektriğin geçmesi ya da kesilmesi anahtarla sağlanabilir. Evet, görmüş olduğunuz gibi anahtarı açıp kapatarak devrede, evet burada görüyorsunuz, devrede enerjinin, elektriğin geçmesi, akımın geçmesi sağlanabilir. Anahtar kapalıyken akım geçer ve ampul yanar. Anahtar açıkken akım geçmez ve ampul ışık vermez. Işıkları yakmak, radyoyu, televizyonu, bilgisayarı açmak, çamaşır bulaşık makinesi, elektrikli süpürgeyi çalıştırmak için düğmeye basarız. Bu düğmeye basılmasıyla elektrik devresi tamamlanır ve elektrik akımı geçmeye başlar. Devrede ampulün yanmamasının nedenleri ne olabilir peki? Bunun birçok nedeni olabilir sevgili öğrenciler. Birincisi, pil ya ters yerleştirilmiş olabilir. Pil ters yerleştirilmişse ampul yanmaz. İkincisi anahtar açık olabilir. Anahtar kapalı halde olursa ampule akım geçip yanacaktır. Anahtar açıksa da ampul yanmaz. Üçüncü olarak ampul bozuk olabilir. O yüzden yanmıyor olabilir. Dördüncü olarak ampul duya doğru yerleştirilmemiş olur. Bakın duya bağlandığı yeri görüyorsunuz. Beşinci olarak devre elemanları doğru bağlanmamış olabilir. Bağlantıların kontrol edilmesi gerekir. Altıncı olarak ise ampul ve pilin gücü birbiriyle aynı ya da birbirine yakın olmayabilir. Pilin gücü ampulü ışık vermesine yetmeyebilir. Ampullerin pilin gücü aynı değilse ne olur peki? Ampulün değeri pilin değerinden büyükse, ampulün değeri bakın burada 5 volt, pilin değeri 3 volt. Büyükse ampul ışık vermez ya da az ışık verir ya da ampulün değeri pilin değerinden küçükse gördüğünüz gibi ampul 3 volt,
fil 6 volt. Böyle bir durumda ise ampul patlar, ışık vermez. Bu da çok önemlidir. Ampul duy olmadan devreye nasıl bağlanır peki? Duysuz bağlanabilir mi? Evet. Ampulü duy olmadan devreye bağlamak için ampulün iki ucundan birini kıvrımlı metal kısma, diğerini çıkıntılı uca bağlamalıyız sevgili öğrenciler. Bakın, birini buradaki kıvrımlı kısma, geri alayım pardon. Alttaki kırmızı ucu görüyorsunuz. Kıvrımlı kısma, diğer ucunu ise ampulün alttaki çıkıntılı ucuna bağlamalıyız. Diğer kablonun bir ucunu artı bir ucunu da eksi ucuna değdirmemiz gerekir. Devre elemanları, resimleri ve sembolleriyle görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Pilin sembolü bu şekildedir sevgili öğrenciler. Artı ve eksi ve gördüğünüz gibi bu artıyı, bu eksiyi temsil eder pilde. Ampulün devre elemanları gösterilirken sembolü budur. Anahtar açık sembolü bu, kapalı sembolü bu. Bağlantı kablosu da devre elemanlarında bu şekilde sembolle gösterilir. Evet, sembolle gösterilmiş bir devre görüyorsunuz. Evet, pil, ampul, elektrik anahtarından oluşan bir devrenin sembolik gösterimi. Görmüş olduğunuz burası pil sembolü, bura açık bir anahtar sembolü. Bunların hepsi kablodur. Bu da ampulün sembolüdür sevgili öğrenciler. Evet, elektrik kablosuyla bir devre görüyorsunuz. Kurulmuş bir devreyi görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Bir kavram haritasıyla bu konuyu özetleyebiliriz sevgili öğrenciler. Basit elektrik devreleri devre elemanlarını içerir. Devre elemanları nelerdir peki? Bağlantı kabloları, anahtar, duy, ampul, pil ve pil yatağından oluşur. Basit elektrik devresi çalışmıyorsa bunun sebepleri hatalı bağlama olabilir, bağlantı kopuk olabilir, piller ters bağlanmış olabilir ya da ampul duya tam yerleşmemiş olabilir sevgili öğrenciler. Evet, yine basit bir elektrik devresini görmektesiniz. Anahtar kapalı vaziyette olduğu için pilden akım ampule geçmektedir ve ampul yanmaktadır. Evet, şimdi birkaç soruyla konuyu pekiştirelim. İçindeki telin uzunluğu daha fazla olan ampuller daha güçlü ışık verir. Yukarıdaki olayın nedeni aşağıdaki ışıklardan hangisine doğru verilmiştir? A. Telin boyu arttıkça ampulün gücünün artması. B. Telin boyu arttıkça teldeki elektriğinin gücünün artması. C. Telin boyunun uzamasıyla ampulün ısınmasının önlenmesi. D. Tel uzadıkça ampulün enerjisinin azalması. Doğru cevabımız sevgili öğrenciler, telin boyu arttıkça teldeki elektriğinin gücünün artması olacaktır. Diğer bir soruyla devam edelim. Ampulün ışık vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Sefa bağlantı kablolarının birini artı diğerini eksi kutbuna temas ettirdikten sonra kabloların diğer uçlarını da büyük bir ampule doğru olarak bağlıyor. Ancak ampul ışık vermiyor. Bunun nedeni ne olabilir? A. Kabloların iki kutbuna temas ettirilmesi. B. Pilin gücünün fazla olması. C. Ampul elektriğin ulaşması. D. Pilin gücünün ampulü yapmaya yetmemesi. Bunun sebebi tabii ki pilin gücünün ampulü yapmaya yetmemesi olabilir sevgili öğrenciler. Yukarıda verilenlerden hangi numaralar olanlar elektrik üretemez? Bir iletken, iki dinamo, üç duy, dört akü, beş güneş pili. Sevgili öğrenciler, bunlardan dinamo, akü ve güneş pili elektrik üretebilir. İletken, tel, duy ise yani bir ve üç elektrik üretemez. Devre elemanlarındandır. Üretemeyen devre elemanındandır. Yukarıdaki devre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Görmüş olduğunuz gibi anahtar açık durumdadır. A kapalı devredir. Söylenemez diyor, iyi bakın. B anahtar açıktır. C tellerde akım yoktur. D ampul ışık vermez. Evet, anahtar açık olduğu için anahtar tellerde akım yoktur ve ampul ışık vermez. Bu kapalı devre değildir. Anahtar açık olduğu için bu bir açık devredir sevgili öğrenciler. O yüzden kapalı devre olduğu söyleyemeyiz. Diğer bir soru. Yukarıdakilerden hangisi basit bir devre elemanlarından biri değildir? İletken, tel, ampul, mıknatıs ve anahtar. Basit devre elemanlarından olmayan tabii ki iletken, ampul ve anahtar basit devre elemanıdır. Mıknatıs devre elemanlarından biri
değildir sevgili öğrenciler. Yukarıdaki değerlerden hangisi de ampul ışık verir? Görmüş olduğunuz bağlantıları incelediğinizde ışık veren devrenin dördüncü devre olduğunu göreceksiniz. Kablolar artı ve eksi uçlarına bile değdirilmiş. Kablonun bir ucu ampulün kıvrımlı tarafına, diğeri de ampulün uç kısmına bağlandığı için burada ışık verecektir sevgili öğrenciler. Elektrikle çalışan bir cihazı çalıştırmak için düğmesine bastığımızda yukarıdakilerin meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ne demiş, neler vermiş? Cihaz çalışmaya başlar, devre tamamlanır, tellerden elektrik geçer, anahtar kapanır. İlk önce hangisi olmalıdır? Tabii ki anahtar kapanmalıdır. Ardından devre tamamlanır. Sonra tellerden elektrik geçer ve cihaz çalışmaya başlar. O yüzden doğru cevap A seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Levent basit bir elektrik devresi oluşturmuş ancak devrede ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir. Oğuz'un oluşturmuş olduğu ampulün ışık vermeme nedeni yukarıdaki verilenlerden hangisi olabilir? Birinci pilin tükenmesi, ikinci pil yatağının yanlış yerleştirilmesi, üç anahtarın kapalı olması. Hangileri olabilir sevgili öğrenciler? Anahtar kapalı ise ışık verir ama pilin tükenmesi ve pil yatağının yanlış yerleştirilme sonucu devrede ışık oluşmaz. O yüzden doğru cevap B, 1 ve 2. seçenek olacaktır. Boşlukları dolduralım. Kullanacağımız kelimeler pil, anahtar ve pil yatağıdır. Birinci cümlede basit elektrik devresini nokta nokta ile açıp kapatırız diyor. Buna ne diyoruz? Tabii ki basit elektrik devresini sevgili öğrenciler anahtar ile açıp kapatırız. Anahtar diyoruz buna. İkinci cümlemiz pili devreye kolay bağlayabilmek için pili neye yerleştiririz? Tabii ki hemen pil yatağını şöyle okla gösterelim. Buraya pil yatağı gelecek. Pil yatağına yerleştiririz. 3. El fenerindeki ampulün elektrik enerji kaynağı nedir? Tabii ki buna da pil diyoruz sevgili öğrenciler. Basit elektrik devresi kurduğunuzu düşünün. Fakat devrede ampuller ışık vermiyor. Sizce nerelerde hata yapılmış olabilir sevgili öğrenciler? A. Bağlantı kopuk olabilir. B. Piller ters bağlanmış olabilir. C. Ampul buraya tam yerleşmemiş olabilir. D. Hepsi. Evet, konuyu dikkatli dinlediyseniz doğru cevabının hepsi olduğunu göreceksiniz sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.